Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi, 3 Seçim Kulisi. Bundan 4 yıl önceydi. İstanbul YSK'nın skandal kararıyla yeniden belediye başkanının seçmeye hazırlanıyordu. Tam da o süreçte CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'yla AKP'nin adayı Binali Yıldırım canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlamak için buluşacaktı. İşte o yayından çok kısa bir süre önce deniyor ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu emniyet teşkilatında konusunda uzman daireye bir video gönderdi. Bir televizyon kanalından alınan videoda İmamoğlu'nun dönemin ordu valisi Seddar Yavuza itlik yapmıştır dediği iddia ediliyordu. İmamoğlu ise hakaret etmediğini basitlik yapmıştır dediğini söylemişti. İşte Soylu'nun bu videoda İmamoğlu'nun hakaret ettiğini söyleyen bir raporu polislerden istediği öne sürülüyordu. Zira canlı yayına çıkacak Binali Yıldırım'ın eline bu resmi polis raporu verilecek, böylece İmamoğlu milyonların karşısında zor durumda bırakılacaktı. Ancak ilgili polisler bu oyunu bozdu. Zira hem bu videodan böyle bir kesin çıkarımın yapılamayacağını söylediler, hem de bir rapor yazılması için yargıdan resmi talebin olması gerektiğini hatırlattılar. Haliyle hukuk dışı talebi yerine getirmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu seçim öncesi çok öfkelendirdiler. YSK ile emniyet arasında kriz. Biliyorsunuz maalesef ki her seçimde şöyle haberlerle karşılaşıyoruz çöplükte muhalefet lehine kullanılmış oy pusulaları bulundu. Sahi bulunan o pusulaların akıbetini hiç merak ediyor musunuz? Bir örnekle anlatayım. 2015 seçimleri süreci yine Türkiye'nin dört bir yanından benzer haberler geliyordu. İşte sokakta bulunan oylar bir ilin emniyet müdürlüğüne getirildi. Yüksek Seçim Kurulu oy pusulalarının ve üzerinde kullanılan mührün sahte olduğuna dair polisten bir rapor istiyordu. Böylece muhalefetin oyu çöpe atılmamış sayılacaktı. Polis ise elindeki oyların sahte olduğunu kanıtlamak için gerçek oy pusulasını ve mührü talep ediyordu. Öyle ya karşılaştırma yapmak doğruya ulaşacaktı. Olay o kadar büyük bir krize döndü ki bizzat dönemin YSK başkanı telefona sarıldı ve bir emniyet müdürünü aradı sonrasında yaşananlar için farklı senaryolar duydum. Ancak YSK başkanıyla o emniyet müdürünün telefonda sert bir tartışma yaşadığını kesin olarak öğrendim. Kılıçdaroğlu'na operasyon toplantısı. Bu seçim sürecinde yine suikast, gözaltı, saldırı gibi kelimeleri çok işittik. Gelin görün ki yaşananlar yaşatmayı planladıklarının çok altındaydı. Tıpkı 2017'nin sonları. Türkiye kısa süre sonra yaşanacak seçime hazırlanıyordu. İşte o günlerde İstanbul'daki polis evinde çok gizli bir toplantı yapıldı. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un başkanlığında başta istihbaratçı polisler olmak üzere kritik isimler aynı odadaydı. İddia o ki o toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılması planlanan bir operasyon konuşuldu. Amaç tam da seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nu gözaltına aldırmaktı. Adalet yürüyüşünü gerçekleştirmiş lidere Türkiye'deki adaletin gerçek yüzü gösterilecekti Belki de tıpkı Demir taş gibi tutuklanması planlandı Ancak ne olduysa bu kirli senaryo sahneye konulmadı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın